sönmez bu şafaklarda yüzen, al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Düşman orduları Anadolu içlerine kadar yayılıyor, cephede çetin mücadeleler sürüyordu. İstiklale giden yolun taşları dizilirken kaleminden kağıdına döküldü bu satırlar. Korkma diye başladı. İstiklal Destanı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazıldı. Türk milleti istiklal yolunda ilerliyordu. O günlerde Hakimiyet-i Milliye gazetesi bir ilan verdi. Bağımsızlığın sembolü olacak bir marş aranıyordu. Ödül 500 liraydı. İstiklal Marşı şairini arıyordu ve herkes o şiirin Mehmet Akif'in kaleminden çıkacağını biliyordu. Mehmet Akif, milletin marşı para karşılığı yazılamaz diyerek teklife sıcak bakmadı. Para ödülünü almamak koşuluyla elinde kalemi, yüreğinde vatan sevgisiyle Taceddin dergahına kapandı. Kolay değildi bağımsızlık mücadelesini yazmak. Her bir sözcüğe milletin hissiyatını yükledi. İstiklal Marşı'nın ilk sözlerini omuzlarında bağımsızlık mücadelesinin yüküyle mum ışığının altında yazdı. Milyonların zihnine kazılan o büyük destan, İstiklal Marşı ortaya çıktı. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Komisyon her birini tek tek okudu, değerlendirdi. Ve takvimler 1 Mart 1921'i gösterdiğinde 1. Meclis tarihi günlerinden birini yaşıyordu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey kürsüden o satırları okumaya başladı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak dizesinin ardından salonda bir alkış tufanı koptu. O an milli mücadele bağımsızlık sembolüyle taçlandırıldı. Mehmet Akif söylediği gibi para ödülünü almadı. Darül Mesai'ye bağışladı. İstiklal Marşı'nı tüm eserlerini topladığı Safahat kitabına koymadı. Nedenini ben onu milletimin kalbine gömdüm sözleriyle açıkladı. İstiklal Marşı'nın kabulünün üzerinden tam 103 yıl geçti. Mehmet Akif'in o günlerden miras kalan bir tek dileği vardı. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.